kadının şahitliği ile ilgili konu sadece ticari konudadır. Ticari konular riskli konulardır. Kadının başının belaya girmemesi için, herhangi bir saldırıya, baskıya uğramaması için, manevi bir zorluk çekmemesi için iki kadın şahitliğini Allah önermiştir kadın için. Sadece ticari konularda. Çünkü unutma riski vardır. Yanlışlık riski vardır. Kadın psikolojik olarak zorlanmasın. Ve adamlar da hiç kimse de onlara baskı yapmasın diye Allah tarafından bir tedbirdir bu kadınlara yönelik. Yoksa kadın şahitliğinin, erkek şahitliğinin üstünde olduğunu Allah Kur'an'da açıklıyor. Mesela erkek diyor ki benim karım diyor zina etti diyor. Gördüm diyor. 4 kere yemin ediyor. Kadın da diyor ki hayır diyor ben zina etmedim diyor. 4 kere yemin ediyor. Allah kadının dediği geçerlidir diyor. Erkeğin şahitliğini Allah kabul etmiyor. Kadının şahitliğini kabul ediyor. Burada kadının şahitliğinin üstün olduğu Kur'an'da açıkça görülüyor. Ama oradaki açıklama bir lükstür kadına. Her yerde mesela savaşta sokulmaz. Efendim boşandığında erkek ona para vermekle mükelleftir, bakmakla mükelleftir, ev bulmakla mükelleftir. Kardeşi de aynı şekilde sorumludur. Hep erkeğe yüklenen sorumluluklar. Burada da şahitlikte kadının üstündeki manevi yükü kaldırmak içindir bu. Çünkü zor bir şey. Mesela bir hesap var, karma karışık bir hesap. Kadın bunu aklında tutacak. Kadın evine mi uğraşsın, ondan mı uğraşsın? Yani mesela bir yıl sonra adama, kadına sorulacak. Yani bunun ne kadar borcu vardı? Karmaşık bir şey. Ama iki kişi olursalar biri unuttuğunda diğeri onu hatırlatabilir. Rahatlık olur. Başı derde girmez. Yani vicdan azabı çekmez. Vicdan azabı çekmesin. Rahat olsunlar. Sıkıntı çekmesinler değil. Sadece ticaret hukukunda, borç hukukunda böyle bir konu var. Yoksa şahitlik mesela başka birçok konular var. Hırsızlık vardır, bilmem ne vardır, bilmem ne vardır, bilmem ne. Her şey var. Yani binlerce konuda şahitlik etme konusu var. Hiçbirinde böyle bir hüküm yok. Sadece para konusunda kadının zorda kalmaması için böyle bir tedbir alınmıştır. Ama şahitlik konusunda Allah kadının şahitliğini üstün tutuyor. Yani adam diyor ki zina ettim, hayır ben etmedim diyor. Allah kadının dediği doğru diyor. O geçerlidir diyor. Dolayısıyla bu yanlış biliniyor. Büyük bir lükstür ya. Mesela sen bir konuda farz edelim, erkek için de düşün. Bir konuda 4 kişinin şahit olması daha iyi bir adam için. Kolaylık kafasında yani o ızdırap çekmez, zorluk çekmez. Allah kadına bir lüks olarak, bir nimet olarak onu veriyor. Bir kolaylık. Sadece ticari hukukta bu. Zaten oradan açıkça anlaşılıyor. Yani bak burada zaten çok açık değil mi? Erkek şahitlik ediyor. Kadın şahitlik ediyor. Kadının sözünü dinleyin diyor Allah. O geçerli oluyor. Net. Ticari, büyük kolaylık ya. Kim istemez böyle bir kolaylığı? Birinin nesi var, iki elin sesi var derler ya. İki kişi olun daha güvenli. Yani kadını kimse tehdit edemez, baskı altında tutamaz. Ticari konularda adamlar manyak oluyor bazı insanlar. Gider kadını sıkıştırır. Değil mi? Şöyle de der, böyle de der ama iki kişi oldu mu kuvvet kazanmış oluyor kadın. Ticari konuda baskı altına alınamaz. Yani değil mi? Birbirine destek olup polimuş olacaklar. Mesela adam gelir ya ödedi de der. Mesela 10 bin liraysa 8 bin liraydı de der. Kadını sıkıştırabilir. Cenab-ı Allah her dönemi, her hali esas alarak o tedbiri alıyor. Bak diyor ki ayette şahitler çağrıldıklarında zaman kaçınmasınlar. Bak alışverişte ettiğinizde şahit tutun. Şeytandan Allah'ın bak yazana da şahide de zarar verilmesin diyor Allah. Demek ki tehdit ediliyor. Bak görüyor musun ayetin hikmetini? Bak ne diyor? Ayette yazana da şahide de zarar verilmez. Bak şahitler çağrıldıkları zaman kaçınmasınlar. Demek ki bir tehdit ortamı olabiliyor yani. İşte iki kişi olduğunda kadını gönlü rahat ediyor. Burada maksat kadını korumak. Yoksa şahit üstünlüğünde alenen belli. Mesela erkek diyor ki hanım zina yaptı. Kadın da diyor ki yapmadım. Bu durumda diyor Allah kadının dediği doğru diyor. Kesin yani kesin hüküm. Doğrudan onun dediğini tercih edin diyor. Erkeğin şahitliğini kabul etmeyin, kadınınkini kabul edin diyor. Ya kadın doğru söylemiştir diyor. Burada nasıl erkek üstünlüğü var?